Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 6-12 Temmuz haftalık yorumlarımızı hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, evet geçtiğimiz hafta sonu 5 Temmuz'da burcunuzda bir ay tutulması yaşadık. Kuşkusu sizin için çok önemli ve bu hafta boyunca da tabii ki bu tutulma etkileri devam edecek. Tutulmayla ilgili özel bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofone Demet Bahatacı YouTube kanalındaki ay tutulması videosunu lütfen izleyiniz. Evet tutulma tabii ki hayatınızda gerek ilişkiler, gerek kariyerinizle ilgili konularda bazı önemli dönüşümleri, değişimleri tetikleyebilir. Önemli kararlar verebilirsiniz veya bir süredir devam ede gelen hayatınızdaki önemli dönüşümlerde artık bir tamamlanma, sonuç alma evresinde olabilirsiniz. Bu tutulma özellikle doğum günü 1-10 Ocak arası olan oğlaklarımız ve yükselen burcu 13 derece ve yakınlarında olan oğlaklarımızı çok daha güçlü bir şekilde etkileyecek. Bu hafta boyunca Güneş Yengeç Burcu'nda Merkür Yengeç Burcu'nda gerilemesini sürdürüyor. Merkür Retrosu artık hafta sonu 12 Temmuz'da bitecek. Ama bu hafta boyunca devam ediyor. Dolayısıyla biraz aslında hala daha ilişki dinamiklerinizde düşünüyorsunuz. Bazı kararlar verme aşamasındasınız ama bunlar da sanki şöyle bir hızlanamıyor. Dolayısıyla bazı sorunlar da gündemde olabilir. Anlaşmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular gündeminizde. Ee, bu hafta Merkür Koç burcundaki Mars'ta da kare açı yapacak. Özellikle 7 Temmuz 8 Temmuz 9 Temmuz gibi hafta ortasında. Lütfen her türlü ilişki dinaminizde daha dikkatli olun. Çünkü anlaşmak biraz zor görünüyor. Aksine tartışmalar, anlaşmazlıklar, sorunlar artabilir. Ee, istem dışı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı kazalar, sakarlıklar da olabilir. Özellikle ev ortamınızda lütfen dikkat edin. Çünkü Mars sizin ev ortamınızda. Ee, burada günlük hayatınızda, mutfakta, iş yaparken, evde, herhangi bir e, fiziksel aktivitede ufak tefek de olsa bazı kazalara yol açabilir Merkür-Mars karesi güvendiğimizde dikkat edelim. Dikkatsizliklere karşı önlem alalım. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren Ay Kova burcuna geçecek. Evet, çarşamba gecesine kadar Ay Kova burcunda hafta başında aslında parasal kazançlarımıza daha fazla odaklanıyoruz. E, paramızı değerlendirme, belki yatırımlar, belki alışverişler ya da ticari aktiviteler, işimizle ilgili yani işte para kazanma uğraşlarımızla ilgili konularda e, aktif aktif iki buçuk gün bizi bekliyor pazartesi çarşamba arası Perşembe ve Cuma ise ay balık burcunda olacak bu iki gün iletişimle ilgili konular hem zihinsel aktiviteler anlamında daha bir yaratıcıyız sezgilerimiz de güçleniyor yani yazma çizme her türlü konuşma sohbet internet üzerinde yapılan aktiviteler ticari aktiviteler eğitimle ilgili faaliyetler Perşembe ve Cuma aktifleşebilir komşularınızla ilgili konular, kardeşlerle ilgili konularda günlük hayatımızı daha belirleyici olabilir. Hafta sonunda ise Ay Koç burcunda bu hafta sonu biraz sakin geçirmek istiyoruz. Biraz özel alanımıza odaklanıyoruz. Evde yapılacak işler olabilir veya aileyle birlikte yapacağımız bazı organizasyonlar, ebeveynlerimizle ilgili konu ve kavramlar hafta sonunda belirleyici olabilir. Tüm bunlar olurken lütfen evde aile içi ilişkilere de dikkat edin. Ebeveynlerle olan ilişkilerde dikkat edin gereksiz gerilimler olmasın sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.